Gözyaşı vardır, akar damla damla, sel olur gider. Merhaba Ramo. Adını çok duydum ama tanışmak bugüne kısmetmiş. Hiç kalkma kalkma. Bitsin artık ama bu inleme. Sibel. Çok değişmişsin. Kırmızı yakışmış kız sana. Hakikaten çok sıcakmış. Cehennem Adana'nın altında diyorlar Ramo. Bir koşu git bak bakalım doğru muymuş. Ne yapacağız peki bu Ramo'yu? Müvekkilimin serbest bırakılmasını talep ediyorum. Bombalamada Ramazan Bey de yaralandı. Kendisi mağdurdur. Suçlu olmasını gerektirecek hiçbir sebep ve durum yoktur Hakim Bey. Olayın tek tanığını çağırmak istiyorum Hakim Bey. Dedem Süleyman'ı ve kardeşim Necati'yi öldüren eşim Ramazan Kaya'dır. Adamlarıyla konuşurken duydum. Dedemin aracının altına bomba yerleştirmelerini emretti. Ben dedemin yanına gittim uyarmak için, o da peşimden geldi. Madem öyle o zaman burada birlikte öleceğiz dedi. Thank you.
Bütün bildiklerim bu kadar. Sibel. Karar. Gereği düşünüldü. İlgili dosyaya ceza indirimine sebep teşkil edecek herhangi bir delil sunulmadığı dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nun 220 ve 314. maddesi gereğince sanık Ramazan Kaya'nın silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 30 yıl ağırlaştırılmış hapsine karar verilmiştir. Nasılsın benim canım kardeşim? İyi misin? Bizi hiç merak etme. Tek derdimiz sana olan hasretimiz. Sibel'in ihaneti hepimizi yaktı kavurdu kardeş. Bir gün yine eskisi gibi bir arada olacağız. Adana'mıza döneceğiz. Kimse süremez bizi at o toprağında. Selam eder, gözlerinden öperim kardeşim benim. Ramo, ziyaretçim var, haydi. Söyle. Nedenin var elbet. Anlat ne oldu? Fark eder mi? Neyse fazla vaktini almayacağım.
30 yılımı aldın zaten benim. Ne bu? Boşanma evrakları. Anlatacak bir şey yok. Sibel. Her şeye inanırım. Ama bana ihanet ettiğine inanmam. Neden? İdare edemedin ya. Arkanı toplamak yine bana kaldı. Sabırlı olsaydın buna gerek kalmayacaktı. Falan filan. Bulamadınız mı hala o hain gammazı? Bana onu söyle. Avrupa'yı bulmamız mümkün değil artık. Tanık koruma programını almışlar. Olayı İstanbul Organize Şube devralmış. Alır tabii. İlk defa bir babamın adını veriyor. İşimizi bırakmaz artık o Mahir Müdür. Küçükken bu kadar güzel değildi bu. Vallahi bak. Bak Taner, yakında davalar açılacak. Bu işi kökten temizlemenin tek yolu bu. İşi Ramo'ya yıkıp Cihangir Bey'in adını temize çıkaracağız. Adamın karısı karısı. Sence mahkemede aleyhine şahitlik yapar mı? Ben ikna edeceğim. Ya edemezsen? Riskli. Bence yeterince risk aldık. Bırakın, bırakın yaşasın. Seni küçük sinsi. Bizi mi dinliyordun sen? İstediğinizi yapacağım. Sibel. Nefes alsın yeter diyorsun ya. Umurumda bile değil o. Bakalım gerçekten değil mi? Taner uzatma artık. Şahitlik yapacağım dedi. Daha ne istiyorsun?
emin olmak. Öldür istersen. Bana büyük bir iyilik yapmış olursun. Ama işte Ramo için ölüm bir kurtuluş. Bana yaptıklarından sonra her gün acı çeksin istiyorum. Bizim Ramo ile aramızda hiçbir zaman gerçek bir ilişki olmadı. O benim babamın katili. Peki neden evlendin kızım? Aileler barışsın diye. Zorla evlendirildim. Kimse bana fikrimi sormadı. Ben bıçakladım zaten bunu. Sor Yavuz'a. Sibel. Küçükken de böyleydin biliyor musun? Beni hep şaşırttın. Yavuz. Sibel. Top sizde o zaman artık ha. Bitirelim şuramı. Asıl etkileyici olan Ramon'un yanındayken yaptıklarımdı. Hiç sevmedin yani. Babamın katilini mi? Öyle olsun. Ha bu arada Ramon'u neyle suçlayacağını hiç sormadın bana. Dedeni ve kardeşini öldürmekle. Canını çok fena yakın. Başka çare yoktu Sibel. Ramon'un karısı olarak Cihangir'e yaklaşamazdım. O kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Ramon gözlerime öyle bir baktı ki. Keşke o an ölseydim. Yoksa gerçeği söyledim. Nasıl söyleyeyim? Ne diyeyim ki? Asla kabul etmez. Sustum. Sustum. Şimdi çok çetin bir savaşa giriyorsun. Ramo'yu dışarı çıkarmanın başka yolu. Biliyorum. O zaman bana gelip size Cihangir'i vereceğim diyen o kararlı kızı sakın kaybetme. Ona tutun. Ramo'ya olan aşkına tutun. Cihangir'in size yaptıklarını unutma.
şerefsiz her şeyimi elimden aldı. Sen de onun her şeyini elinden al. Onu hapse tıkacağımız bir tek şey bul. Bir tek. Mahir müdürüm. Abi seni çağırıyor. Gel bakalım. Kimmiş lan senin abin? Abine söyle. Bir derdi varsa buraya gelsin. Tut bakayım şunu Haşmet. Vay. Vay. Bak hele. İstanbul'a ilk gelişin mi Adanalı Ramazan? Pompacılıktan bombacılığa ha? Cihangir'in canını sıkmışsın. Azıcık. Burada da mı Cihangir? Sadakatini göster ki canını bağışlayayım. Hı? Onu bir geç. Üryan geldim gene, üryan giderim, üryan giderim. Ölmemeye elde hey dost, dermanım var. Ölmemeye elde hey dost, dermanım var. Azrail gelmiş der, can talebeyler, can talebeyler. Benim can vermeye hey dost dermanım var.
Benim can vermeye hey dost dermanım mı var? Dirilirler gelirler, heyecan gelirler, huzuru mahşerde hey dost divan dururlar. Huzuru mahşerde hey dost divan dururlar. Harami var diye korku verirler, korku verirler. Benim ipek yüklü hey dost kervanım var. Benim ipek yüklü hey dost kervanım var. Küçümsemişim galiba Adanalı Ramazan. Bana Ramo derler. Hadi gidelim şu işi. Bence de. Ne oluyor lan burada? Thank you.
Demek Cihangir Bey'le görüşmek istiyorsun. Bu imkansız talebin nedenini öğrenebilir miyim? Adana'da kimsem kalmadı. Artık Cihangir Bey'le çalışmak istiyorum. Yeni bir başlangıca ihtiyacım var. Ben buna yeni bir başlangıç demezdim de son derdim. Derdin ne Sibel? Güç. Yaptığım iyiliğin karşılığını görmek istiyorum. Bize iyilik yapıyormuş gibi bir halin yoktu. İntikam hırsıyla doluydun. Şimdi müsaade edersen işimin başına dönmem lazım. Dışarı Sibel. Engelleyemedim. Çıkın. Boşalt. Hoş geldiniz de bakayım. Hoş geldiniz. Devam. Merhaba. Sor bakayım neden gelmiş, korkayım mı? Neden geldiniz? Yalnız konuşabilir miyiz? Özel bir mesele. Özel bir meseleymiş. Hadi çıkın. Hadi 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 hadi. Bu ne güzel bir sürpriz. Yardımın lazım. Hangi konuda? Artık Adana'da bir geleceğim yok. Bir ailem, bir işim yok biliyorsun. Orası malum. Burada sizinle çalışmak istiyorum Taner. Dedem yıllarca size hizmet etti. Hakkımı istiyorum. Deden öldü. Kardeşim... öldü. Yani sorun olur sanki birazcık ha? Sen müdahale etmeseydin onlar beni öldürecekti. Aile içi şiddet ne yazık ki günümüzün en büyük problemi. O zaman klasik sorumuzu soruyorum. Bu şirkette kendini 5 sene sonra nerede görüyorsun? Senin koltuğunda. Tehlikeli kadınları severim. Devam et. Thank you.
matematiğin nasıl Ramacan? En fazla kaç adam indirirsin? Söyle de bir fazlasını getireyim. Sen hayatına mı küstün aslanım? Şahın vezirine kafa tutup hayatta kalabileceğini mi sandın? Vezir bu haldeyse piyonları düşünemiyorum. Haline bak. Çürümüşsün içeride. Burada vakit çürüye çürüye geçer. Sen de çürüyeceksin. Bütün dünyan... bu dört duvar olacak işte. Ne anlatıyorsun ihtiyar? Benim dünyamda nasıl yaşayacağını... nasıl hayatta kalacağını... itaat edeceksin. Laf dinleyeceksin. Artık bir Allah'ın kulu bana boyun eğdiremez. Ben yalnız aklımın kararına, vicdanımın emirlerine itaat ederim. Anlaşıldı. Gördüğün gibi benim fazla vaktim yok. Bu durumda senin de fazla vaktin yok. Adanalı Ramo. Bekleyin.
benim buraya yatırılmış. İyi değil mi? İyi, çok iyi. Lan yoksa sen... Yapma. Sen Adanalı mısın? Kardeşiniz çok iyi. Eğer rahat bırakırsan daha iyi olacak. Ne sanmı diyorsun lan? Eğer buradan ayrılmazsan kardeşin iyi olacak. Burada kal. Burada kal, ayrılma. Eyvallah. Tamam, burası bende. Merak etme. Burası bende. Anahtar arabayı sunar abi. Beni görmeyi beklemiyordun, değil mi?
Sen nasıl çıktın hapisten? Çıkmadım. Kaçtım. Yavuz. Yavuz Bey'e ne oldu? Dengin mi sandın beni? Yok ya. Olur mu öyle şey? Haşa. Senin üstünüm artık. Hani biz seninle beraber Cihangir'in işini bitiriyordun? He? Neredesin yıllardır? İnsan bir arar, bir sorar. Ayıp. Ne istiyorsun benden? Özgürlüğümü. Af çıkıyormuş. Duymuşsundur. Terör suçundan yargılandın. Aftan falan faydalanamazsın. Değil mi? Bombayla Süleyman ve Neco'yu öldürdüm. Mahkumiyetimi terör suçundan çıkart. 30 yıl yatmaya hiç niyetim yok. 27 yılın kaldı. Sık dişini. Hem sana yardım etmeye istekli olsam bile ki bu saygısızlığınla bunu yok ettin. Bunu yapabileceğimi nereden çıkardın? Oku. Yavuz. Nereden tanıyorsun bu adamı? İnternette arattım. Derin bağlantılar yazınca adı çıktı. Bana bak. Sana borcu olduğunu biliyorum. Af işimi o halleder. Haddini bil küstah. Neyine güveniyorsun sen? Seni neden seçtiğime gelince, Cihangir Bey'in satın alamayacağı birine ihtiyacım vardı. Ne olursa olsun hiçbir koşulda davasından vazgeçmeyecek birine. Sen öylesin Ramo. İşte bunu hiç yapmayacaktın Ramo. Cihangir'in adını temize çıkarmak için beni harcadın. Ne o? Ölü olmayı mı tercih ederdin? Ha, iyiliğimi düşündün yani, öyle mi? Sibel'le birlikte mi planladın? Ha bak, onun planları hep farklıydı. Malum, kaç yıldır Cihangir Bey'in yanında çalışıyor. Hırslı kadın. Hem de çok. Ona da sıra gelecek. Sen şimdi şu hatanı telafi et. Yoksa ne olur? He? Bu ses kaydı Cihangir Bey'ine cuf cuf. Cihangir Bey'e ulaşamazsın. Seni buraya nasıl getirdiysem Cihangir Bey'ine de öyle ulaşırım. Bir şey daha. Kardeşim Boz'u Cihangir'in hangisi öldürdüyse onu da istiyorum. Anladın mı? Şimdi benim acilen hapse dönmem lazım. Hapisten çıktığın an Cihangir Bey seni 24 saat içinde öldürtür. Kurşunun nereden geldiğini anlamazsın bile. 24 saat bana yeter. Thank you.
Aşağılık herif. Gelişme var. Bakıyorum artık beni camlarda karşılıyorsun. Ne zamandır ortada yoksun? Beni unuttun sandım. O nasıl söz? Seni unutmak mümkün mü? Bak, uçaktan indiğim gibi soluğu karşında aldım. Neredeydin ki? Moskova. Ama merak etme, yaramazlık yapmadım. Hem zaten sarışın sevmem ben. Bana ne ya? Ne istersen yap. Yapmam. Söyle Doğu. Nedir durum kardeşim? Veda vakti geldi yani Dimitri. Hayır Doğu, orada olmak zorunda. Bulman lazım. Eylül'ün son haftası olmak zorunda kardeşim. Daha arkası gelecek. Gecikemez. Alo. 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 Var mı sıkıntı? Yok abi. Her şey yolunda mı doktor bey? Yolunda, yolunda. Birazdan konuşursun kardeşim. Tamam abi, tamam. Dikiş tutmaz oğlum. Tutursana Bayfer. Hadi gel. Abi vallahi hapse geri dönmeye bu kadar hevesli olacağını tahmin etmezdim ha. Abim dışarıda. Hakikaten niye gelmiş o? Kardeşim bu misin? Lan ne oldu, ne olmuş, bir şey anlamıyorum lan. Abi iyiyim ben. İyiyim. Çok iyi. Beyefendi, hastanın durumu hakkında bilgi vereyim. Hastanın durumu iyi. Yok artık. Madem, bu hapisten kaçtı, neden geri geldi oğlum bu herif? Abi o kadarını ben de bilmiyorum. Allah'ım yarabbim. Kim yaptı sana bunu? Görmedim. Seni yaralayan kim bilmiyorsun, öyle mi? Sıkıntı var galiba. Kiminle konuştun? Bunca zaman sonra seni görmüşüm. Gerçekten iş mi konuşacağız? Açıkçası ben de seninle tam bunu konuşmak istiyordum Taner. Bak, nankör olduğumu sakın düşünme lütfen. Ama yanınızda çalışmak istiyorum dediğimde kastettiğim bu sıkıcı iş değildi. Ama tatlım, bunu defalarca söyledim. Burada işler Adana'daki gibi yürümüyor. Kadınlar işe giremez. Niye? Çok basit. Çünkü racon şu. Kadınlara ve çocuklara dokunmayız. Ne İşe aldığımız kadın yarın öbür gün bize bir yamuk yapsa ne yapacağız? Medeni insanlar gibi ayrılamayacağımıza göre en temizi başından işe hiç bulaştırmamak. Anladım. Ama onun yerine evinin hanımı,
Çocukların anası falan yapabiliriz mesela. Taner, başlamayın lütfen. Ben ciddiyim. Ne? Ben de ciddiyim. İnanmıyor musun? Kızım baksana bir. Buyurun Taner Bey. Dükkandaki en güzel tek taşları tabii. Getir bana. Haydi. Haydi hareket biraz. Taner saçmalama. Ne yapıyorsun? Sakin. Haydi kızım haydi. Tamam kaybol şimdi. Bu değil. Bu hiç değil. Bu olur. Sibel, benimle evli... Pardon tatlım, buna bakmam lazım ya. Söyle de o. Kesildi. Burada çekme. Cihangir Bey'in mesajını ileteceğim. Bir kısmına mı, hepsine mi? Hepsine. Nerede kalmıştım? Ha, hatırladım. Sibel, benimle evlenir misin? Nuri, ver bakalım coşkuyu. Господин Джангир, не смог прийти лично. Но пришел предать. Встретим свадьбу. Что бы он ни предложил тебе, я заплачу вдвое. Только не убивай меня. Двое? В рублях или долларах? Золото. Я за этим и пришел. Не надо! Простая делегация. Не сильно тебя задавит. Булдук, аби.
Rus mafyasının ayrı kotu Dimitri. Geçen hafta İstanbul'a gelmişti. Başka? Eylül'ün son haftası çok önemli bir şey olacak. Hatta arkası gelecek dedi tabii ama neyi kastetti bilmiyorum. Cihangir'i yakalamak için çok iyi bir fırsat olabilir. Daha fazlasını öğrenmek zorundayız Sibel. İstanbul'un altındaki dehlizleri duydun mu Sibel? Efsaneye göre kapalı çarşının altından da geçermiş. Ve 3600 dükkandan sadece birinde dehlizlere giden bir geçit varmış. Sen gerçekten inanıyor musun böyle şeylere? Görmeseydim inanmazdım. Şu anda o geçitin üstünde duruyorsun. Cihangir'in karanlık tarafı da uzun yıllardır sadece bir şehir efsanesiydi. Ta ki yıllar önce bir haydut ismini bize verinceye kadar. Alpay. İstanbul'un en önde gelen, yardımsever, güçlü iş adamı Cihangir Hanı'nın dehlizlerine ilk geçit böyle açıldı işte. Sibel. Bu dehlizler karanlık, ürkütücü. Nereye çıkacağı belirsiz. Benim bildiğim tek giriş sensin. Sadece sen bizi oraya götürebilirsin. İyi de nasıl? Ya ben bu adamın yanında 3 yıldır çalışıyorum. Daha bir kez bile görüşemedim. Bak Taner'in evlilik teklifini kabul edersen direkt girersin ailenin içine. Olmaz. Olmaz, bu kadar da değil. Ben Ramo'ya böyle bir şey yapamam asla. Asıl Ramo için yapmalısın zaten. Yapma Sibel, sen de farkındasın. Bunu bildiğin için hayır diyemedin zaten Taner'e. Evet de demedim. Ramo beni asla affetmez. Affetmez. Ama içeriden çıkar. Sen Ramo yaşasın diye ihanet etmedin mi bana? Sonuna kadar gitmedikten sonra yaptığın fedakarlığın ne anlamı kalır? Yeter Fırat. Dinliyorum. Çok zor bir karar olduğunu farkındayım. Tamam. Kabul etmezsen kimse seni suçlayamaz. Anladım, tamam. Tamam. Ramo'yu hastaneye kaldırmışlar. Ne? Neden? Şişlemişler. Ama korkma, önemli bir şey yok. Hayati tehlikesi yokmuş. Tabii şimdilik. Ne gerekiyorsa yapacağım. Cihangir Bey, bir mesele var. Bugünün 25 Nisan olduğunu bilmiyordum. Bence sen espri yapma ya. Vallahi bak hiç yakışmıyor. Cihangir Bey nerede? Babamı bilirsin. Kuş misali. Az önce uçtu. Bursa'da bir toplantısı mı ne varmış? Neymiş o mesele? Ramo. Hapisten çıkıyormuş. Ne?
Ne diyorsun sen Yavuz? Nasıl çıkıyormuş? Haftan faydalanmış. İmkansız. Bu işte bir iş var. Ben de anlamadım. Araştırıyorum. Niye araştırıyorsun? Söyle adamlarını, hemen kaldırsınlar. Cihangir Bey'in kararını beklemek daha doğru olmaz mı? Neyin kararını bekleyeceğiz ya? Babam hükmünü 3 sene önce vermişti. Orada sıkacaktım kafasına zaten. Öyle yapsaydın babanın ismini temizleyemezdin. Sen hayırdır ya? Kimin tarafındasın? Her zaman olduğu gibi Cihangir Bey'in. Öyleyse ispatla. Onay işi bende, Ramo'yu bitirme işi sende. Hanlı olmana çok az kaldı. Nasıl yararlandın hala anlamadım ha. Ben de anlamadım. Talih oldu efendim. Ben onayı aldım. Sıra sende. Hemen mi? Yok Yavuzcuğum, düğüne çağıralım istersen. Bitirin işini.
Oğlum ne yapıyorsun lan? Selim abi ya. Abi maşallah çok kirlenmiş. Lan yürüyün, indirmeyin beni aşağı. Oğlum gidin lan. Abi 1 lira ver. Lan yürü git. Yürü. Hadi hadi hadi. Lan yürü lan. Nerede? Burada değil mi önünde? Şu mu? Hı. Şurada kıstıralım. Hazır ol. Hazırım. Ben ne yaptım? Cezaevinin altında adam nerede lan? Ne bileyim abi, ışıklarda indi. Takasura bu abi bindi. Ben de ne bileyim. Vallı gündeydim, boş kalmadım diye. Abi sormayayım sormayayım diyorum ama çatlayacağım vallahi. Sen içeride bu kadar parayı nasıl yaptın? Her şeyin zamanı var adam. Onu da anlatacağım gün gelecek. Bu arada Hasan abi işe karıştırmadın ya. Bence sana çok bozulacak abi. Başaramayabilirdim. Ailenin başında olmalıydı. Doğru diyorsun. Abi bitti, akıllarını al şunlardan. Yavuz Bey, trafikte bir şekilde atlattı bizi. Yapacağınız işi ya. İstanbul'un altını üstüne getirin, bulun şu herifi. Onu bulamıyorsanız ailesini bulun. Bulmadan da gelmeyin. Al. Kadınlara da mı? Ne münasebet Yavuz? Yaşlılara, kadınlara, çocuklara dokunmuyoruz. Hepsinden de var namussuz da ya. Thank you.
sabahtan belli ders çalışıyorduk. Nasıl yardım edelim? Ders çalışıyorduk baba ya. Hadi lan. Çocuk mu kandırıyorsunuz? Hadi lan. Çocuk mu kandırıyorsunuz? Kırık. Anam var mı sende? Fatoş uyuyor. Vallahi mı kız? Ya kız söylesene baştan. Bıcır bıcır ses her yerde. Sen kaçmadın değil mi? Bak söyle, ona göre sevineceğim. Hasan'ım ne kaçması? Bilmediğin şeyler var affet. Yok abim yok. Bitti artık. Hapis mapis yok. Vallahi mı lan? Bak seviniyorum. Al. Lan sana da bu kadar eziyet vermedim vallahi. Yavaş. Oğlum nasıl oldu? Nasıl çıktın lan? Af vurdu. Af buyur. Bildiğimiz af mı? Eram'a sana af vurmuyor dediler. Bir şekilde vurdu. Oğlum gel. Amca. Mal gibi kaldılar, şunlara bak. Sen ne yapacaksın amca? Hoş bulduk yeğenim, hoş bulduk. Bunlar benim geçmişte. Süper ya, 30 sene oldu mu ya? Afet, bu çocuk geri zekalı, bu çocuk benden değil. Bırakın lan sen beni. Koş anam uşağı. Koş, koş. Bak sen de lan içeri. İçeri. De gel bakalım, senin şu anam gelene kadar ifadeni bir alalım. Fatoş nerede Fatoş? Fatoş uyuyor, uyandırayım ben. Uyandırayım değil mi? Dur dur, çay koy. Bayramdır bugün, çay koy. Hadi. Ramo yengem. Şükürler olsun döndün. Bak Hasan'ın da yüzü gülüyor. Ben onu ne kadar zamandır böyle görmüyorum biliyor musun? Yengem geldin ya, geldin. Geldim yengem, geldim. Alacağım mı? Abi yapma. Vallahi bak. Abi yorgunum. Dalıyorum. Abi yap. Kuracak sen de bana alır. Abi, abi, abi. Lan, lan. Kurban oldum. Kurban oldum. Lan bırak. Sen gözünü seveyim. Otur lan. Direk. Tamam, tamam. Hayvan eti yemiş. Bazı insanlar dünyaya sadece çile doldurmak için gelirler demişti. O zaman ne demek istediğini anlamamıştım. Ama artık anlıyorum. Daha kötüsü yaşıyorum. Öyle bir bataklığa saplandım ki her gün daha derine batıyorum. Ramo'dan başkasıyla evlenmek, hem de Ramo için. Ölsem aklıma gelmezdi. Öyle işim olur kızım. Keşke olmasa. Keşke olmasa ama mecburum.
Ramo'ya bizden çıkarabilmek için Cihangir'in oğluyla evlenmek zorundayım. Katilin oğluyla. Yapma kızım. Sakın yapma. Ben bunu sen üzül diye anlatmadım. Anlattım çünkü en azından sen bil istedim. Yarın yine benden nefret edersin. Ama şimdi 5 dakikalığına da olsa gerçeği bil. Kendine iyi bak, tamam mı? Bu sana son gelişim. Bu söylediklerimi unut. Ama beni ne olur unutma. Kızım. Gitmek zorundayım. Kendine iyi bak. Katilin oğluyla, Ramo için, Sibel evlenecek. Katilin oğluyla evlenecek Ramo için. Katilin oğluyla, Sibel evlenecek Ramo için, katilin. Üzgünüm anne. Bunu hatırlamana izin veremezdim. Sabahat, ne oldu? Söyleyemedim. Katilin oğlu. Ne oluyor hanım? Dur bir dur. Kafam karıştırma beni. Allah Allah. Geliyorum Taner Yorgun. Amcam geldi babaanne. Ramo mu geldi? Hadi gidelim babaanne. Hadi gidelim. Ne zaman geldi? Bize de sürpriz oldu babaanne. Hadi gel. Hadi babaanne hadi. Anam bak kim geldi? Hoş geldin Ramo. Ben sana yemek hazırlayayım, acıkmışsındır. Her gün daha kötüye gidiyoruz. Akşam olacak, hala sofra hazırlanmamış. Thank you.
Annem. Geldim. Geldim annem, geldim. Fatoş'u haber ettiniz mi? Fatoş! Fatoş Fatih geldi Fatoş! Fatoş! Kalk, 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 kalk. Fatoş! Fatoş! Gel kızım, gel. Gel anneciğim. Fatoş! Dayıcığım, gel. Kardeş oğlum benim. Annesine emanet. Gel. Ben sen dayım. Fatoş nerede? Doğumda öldü ya babaanne. Ben de kraliçemiz nerede diye soracaktım. Geldi. Ramo. Tamam. Güzel. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Haber bekleyin. Ne oldu? Hiç. Düğün hediyeni hazırlatıyorum. Çok hoşuna gidecek bir sürprizim var. Merak ettim ama hediyeni söylesene. Kızım sürpriz dedim ya. Söylemem. Ama çok hoşuna gideceğine seni temin ederim. Sen arkaya dolan. Sen benimle gel. Yok mu? Boş burası. Burada kimse yok. Bakın, bakın buraya da bakın. Burası da temiz. Hadi çıkıyoruz. Alo. Evde kimse yok Taner Bey, gitmişler. Bana ne oğlum? Beni niye zırt arıyorsunuz? Hangi deliğe girdiyse bulun, çıkartın. Emredersiniz efendim. Taner ne oluyor? Hadi çıkalım. Hadi. Thank you.
Ulan namussuz güneş. Adana'da ne istedin bizden? Bak buraları adam gibi ısıtıyorsun işte. Ramo. Anlatacak mısın? Niye getirdin bizi buraya ha? Neresi burası? Hepinizin güvenliğini sağlayana kadar burada kalacaksınız. Nasıl yani? Bana ulaşmak için sizi almak isteyecekler. Bir müddet burada kalacaksınız. Ne kadar bir müddet? 24 saat. Söyle ne yapacağız kardeş? Anlatacağım abi. Bunların burada ne işi var? Hani Adana'dan sonra yollarına gideceklerdi. Bunlar artık yalnız amcamın değil, Doğan'ın da emaneti bize. Eyvah. Öldürecek mi? Bence de öldür. Raconu biliyorum zaten. Aileye ihanetin cezası ölümdür. 3 yıldır ölmüşüm zaten. Yanlış yaptım hem oğlum. Hem de en büyüğünü. Bu 3 yıl bana ne öğretti biliyor musun? Sen olmadan bizim yaşama hünerimiz de yokmuş. Anamın yazması bile senin aldığın yazma. Beceremedim. Bakamadım aileme. Sersefilendim. Öldür kardeş. Eyvallah. Ama aileme sahip çık. Hoş geldin amcaoğlu. Yengem hoş geldin. Hoş gördük Hasan. Abi, amcaoğlu, sizi arayacağım, ihtiyacım var. Aram. Hadi eve girelim. Geleceğim. Gel abi. Neden bu kadar asık yüzün be güzelim? Yok, iyiyim ben. Takım çok güzelmiş, ona bakıyorum. Yok, iyi değilsin de. Ama ben senin o güzel yüzünü düğünden önce güldüreceğim. Sen hiç merak etme. Bulamadınız mı lan hala? Peki. Sürek avı başlasın o halde. Ölü ya da ölü. Düğünden önce istiyorum o hediyeyi. Thank you.
laftan yararlanmış. Dosyasını terör suçundan çıkartmışlar. Nasıl becermiş ki bunu? Bir bitkinliği var işin içinde. Ama önceliğimiz Sibel. Bu hiç iyi olmadı müdürüm. Şimdi Sibel öğrenirse Ramon'un çıktığını kesin vazgeçer evlenmekten. Öğrenirsin. Öğrenecek tabii. Üstelik sen söyleyeceksin. Yapmayın müdürüm. Cihangir'i yakalamaya bu kadar yaklaşmışken... yani her şey berbat olacak. En azından birkaç hafta daha bekleseydik... Bu kararı vermek bize düşmez. Git her şeyi anlat kıza. Ne dersiniz müdürüm? Acil bir işin çıktı, çıkmam gerekiyor. Senin planın programın nedir? Nehirli alışverişe çıkacağız. Eksik birkaç bir şey kaldı, onları halledeceğiz. Güzel, güzel. Hem kaynaşım birazcık. Ayrıca çok zevkli kızdır benim kardeşim bu alışveriş işlerinde, güvenebilirsin. Sen nereye gidiyorsun? Havaalanına. Önemli misafirlerimiz geldi düğün için, onları alacağım. Sen karşılamaya gittiğine göre bayağı ağır misafirler o zaman. Akrabanız falan mı? Yok, değil. Rusya'dan en iyi iş ortaklarımız. Hı. Tanışırsın zaten yarın. Hadi çıkıyorum ben. Taner, iş yerindeyim. Senin şu prensiplerin. Akşam yemeği bizdesin, unutma. Unutur muyum hiç? Hemen buluşmalıyız. Müşterilere hizmet veriyoruz. Randevusuz kabul etmiyoruz. Siz onun kusuruna bakmayın. Buyurun geçin. Buyurun buyurun. Patronun yolladığı mesaja bakmadın mı? Allah'ın taş başı. O. Pazar Bey'in aradığı adam. Ya. Kahveniz hazır. Anladım canım, tamam. Sen işini hallet o zaman. Ben de yarın geç kalacağım, ödeşmiş olursun. Ah, neden? Hocam ameliyatın asistanı olarak beni seçti, şimdi gelemiyorum. Deyip kızdırmak istemiyorum açıkçası. Tamam, anladım. Bir saniye canım. Bir şey mi söyleyecektiniz? Tamam, tamam konuşuruz. Tamam, hadi akşam konuşuruz. Şimdi buyurun. Sibel nerede? Kaçırdın. Az önce çıktı. Onunla konuşuyordum ben de. Nerede peki? Nereye gitmiş? Nehir Hanım, gaz sızıntısı varmış. Acil çıkmamız lazım. Ne sızıntısı ya? Gaz sızıntısı varmış. Acil çıkalım Nehir Hanım. Sen dur. Sızıntı sendenmiş. Yürü. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Yürü. Sakin. Tamam, sakin.
yanlış anlaşılma var. Konuşalım. Çabuk karar ver. Senin için daha fazla riske giremem. ...24 saatte neyi başaracağını sanıyorsun? ...3 yıl artı 24 saat... Planın ne? Yolları ayrı olanlar birlikte plan yapmaz. Bunu en iyi sen bilirsin. Ama yaşamak için bana ihtiyacın var Ramo. Bu sabah Cihangir Bey'in adamlarına giden mesaj. İstanbul'un her köşesinde Cihangir Bey'in adamları var. Yani senin anlayacağın şu anda fotoğrafın tahmin edemeyeceğin kadar çok adamın telefonunda. İlk günden ünlü oldum desene. Bu rahatlığının sebebini öğrenebilir miyim? Ha? Kafanda bir şeyler var belli. Akıllarda mısın? O zaman susulacak yerde konuşmayacağımı da bilirsin. Var bir hesabım. Bekle. Ses kaydım bu hesaba dahil değildir umarım. Zamanı gelince alacaksın.
Neden şimdi değil? Yoluma çıkmanı başka türlü engelleyemem de ondan. Ramo, ben senin düşmanın değilim. Şimdi öylesin Ramos. Ama bu belayı def ettikten sonra... Sonrası sana bağlı. Nevzat sağa çeker misin? Taner'le evleneceğini söylemediniz. Bunu bilmen kafasını karıştırır. Bırakalım da planını uygulasın. Belli ki kızın da umurunda değil zaten. Asıl Ramo ne yapmaya çalışıyor onu öğrenmemiz gerek. İyi de nasıl bir plan olabilir ki bütün İstanbul peşinde? Henüz bilmiyorum. Ama öğreneceğim. İyi görünmüyorsun. Yarın akşam en büyük düşmanımla evleneceğim için olabilir mi? Aslında ben de tam bunu konuşmak istiyordum seninle. Bu arada Taner düğün için gelen Rus ortakları karşılamaya gitti. Eylül'ün son hafta istedikleri sevkiyat olabilir mi? Muhtemelen o. Birkaç gün olur o zaman. Kim olduklarını öğrenebildin mi? Henüz bilmiyorum ama Taner düğünde tanıştıracağım dedi. Bilmiyorum bakalım. Bu arada sen ne diyecektin bana? Ben? Ha. Ben şey diyecektim. Sen Cihangir'in evinde yaşamaya başlayacaksın. Çok daha dikkatli olman lazım. Seni riske atamayız. Umurumda bile değil. Yeter ki bir an önce Roma özgürlüğüne kavuşsun. Hayırdır Yavuz Bey? Fidan, acil görüşmemiz lazım. 3 yıl görüşmedikten sonra bu kadar acil olan neymiş acaba? Roma ile ilgili lütfen. Hoş geldin. Beni en çok ne üzüyor biliyor musun? Yıllar önce seni terk edip giden bir adamdan bahsetmiştin yani. Ben de ona korkak demiştim. Şimdi benim de onun gibi olduğumu düşünüyorsun. Yanılıyorsun. Seni düşünmeyi bırakalı çok oldu. Ben seni hiç terk etmedim Fidan. Sadece yanında değildim. 2017 Mayıs İstanbul'a taşındınız. Aynı yılın Kasım ayının sonu Fatoş Boz'un ölüm haberini alınca erken doğum yaptı. Maalesef Fatoş'u kurtaramadılar. Bebeği 1,5 ay kuvözde kaldı ve o 1,5 ay boyunca sen her gün hiç sektirmeden her gün hastaneye gittin. 2018'in başında kısa bir iş deneyimin oldu. Aynı yılın baharında... Yeter bu kadar. Ben seni hiç terk etmedim. Güvenliğiniz için uzak kalmam gerekti. Ben de gerekeni yaptım.
Şimdi de kendi güvenliğin için bana geldin, öyle mi? Zannettiğin gibi değil. Cihangir Bey, Ramon'un infaz emrini verdi. Burası Adana değil Fidan. Onun iyiliği için Ramon ne planladıysa söylemelisin. Helika. Senin iyiliklerin yüzünden bu haldeyiz ya biz. Ramon bunu sana vermemi istedi. Tek kopya buymuş. Çoğaltmamış. Fidan. Neyin peşindesin sen Ramon? Koskoca Cihangir bulamamış beni ama sen nasıl buldun? Cihangir gibi tepeden bakan biri benim gördüğümü göremez. Ben senin küçücük zaafını buldum. Yalvarıyorum baba, bunu yapma. Nefesini boşa tüketme! Bunu yapma Ramon. Afet, kalk Afet, kalk. Kalk. Afet, koş, sen boş yok. Afet, Afet, sen boş yok. Anne, koş, koş, koş. Yok, nerede yok? Sen boş. Boş. Boş, sen boş, boş, sen boş, boş, sen boş. Sebaş! Yenge! Afet, ne oldu yavrum? Yenge! Hasan, Hasan, çok çok kötü bir şey oldu. Ne oldu kızım? Ya Sebaş, biz uyandık. Uyandığımızda gitmişti. Hasan, yetişin ne olur. Tamam. Ne olmuş yavrum? Anam. Abi ne olmuş, söylesene. Kaybolmuş Ram. Bastır. Sibel evlenecek. Katilin oğluyla. Sibel evlenecek. Katilin oğluyla. Sibel evlenecek. Bulamadınız mı? Her yere baktım, yok. Ya koca İstanbul, Adana olsa neyse ya, bu ne biçim iş Allah'ım ya. Biz arayalım hemen polisi. Ne yaptınız? Buldunuz mu? Ya şu evin içinde kaç kişiyiz? Bir kadına sahip çıkamıyoruz, bu kaçıncı? Aha geliyorlar. Aradı da siz uzaktaymışsınız. Durağan orada buldum işte, ben de bir yere gitmeye çalışıyordum.
ederiz. Eyvallah. Annem ben sonra ararım seni. Amcaoğlu nereye? Rama bunu konuştuk. Benim yerim yok burada. Gel içeri de biraz konuşalım. Yenge, sen abimlere de haber ver gelsinler. Tamam. İşte başım. Açın. Fatoş. Dayıcı. Gel bakalım. Ah. Dayını özledim. Amcamın tesbihi. Hatırladın mı abi? He. Doğan, hatırladın mı? Yarından hiç ayırmazdı. Bir gün nasıl olduysa evde unutmuş. Ben götüreceğim, ben götüreceğim diye bir yandan abim, bir yandan Şahin çekti. Tesbihin ipi koptu. Taşlar dağıldı. Şimdi İsmail sizi ipe dizecek dedi yengem. Taşları topladık. Yengem ipe dizdi. Taşların biri eksik. Bulamıyoruz. O sırada amcam geldi. Tesbihim nerede dedi. Yengem verdi tabii tesbihi. Amcam çekiyor. Biz hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Öyle son taşa geldi. Durdu. Kalktı. Tesbihi duvara astı. Bir daha da hiç dokunmadı. Anladı çünkü arkasından iş çevirdiğimizi. Lafını etmedi. Ama ayıbınızı duvara astım demek istedi. Doğan da bir taş düşürdü. Biz o taşı yuttuk eyvallah. Evet bizim de bir ayıbımız olmuş. Bize aileye ihanet edenin cezası ölümdür diye öğretildi hep. Ama bunun da üstünde bir şey var. Aile her şeyden önemlidir. Değil mi abi? Amcaoğlu. Ramo. Anacığım. Ramo. Geldin mi oğlum sen? Neredeydin? Bu ne böyle? Sibel'le evlenecek. Katilin oğluyla.
senindir. Gitsen de kalsan da senin. Benden sana küçük bir hatıra. Gelin. Yavuz. Düğünden önce bir tebrik etmek istedin. Sakıncası yoktur umarım. Yok. İtiraf edeyim, beni çok şaşırtıyorsun. Bu kadar ileri gideceğini beklemiyordum. Anlamadım. Son 3 yıldır gösterdiğin değişim diyorum. Başımı döndürüyor. Bu benim için bile çok şaşırtıcı ki ben çok şaşırmam. Sade'de gelecek misin? Ramo seni böyle görünce ne yapacaksın? O artık çok uzakta, geçmişte kaldı. Neden evleniyorsun Taner'le? 3 yıl önce sana geldiğimde anlatmıştım Yavuz. O zaman da inanmamıştım. Başka bir şeyin peşindesin. Ama neyin? Peki neyin peşinde olduğumu söyleyeyim sana. Güçlü bir eş, mutlu bir yuva. O zaman benden sana küçük bir tavsiye. Aşağıda da böyle somurtmaya devam edersen bu dediklerine kimseyi inandıramazsın. Cihangir Bey benden daha dikkatlidir. Aklında olsun. Sen, davetliler gelmeye başladı. Anneciğim tamam geliyorum, başlamayın lütfen. Nikahı kaçıracaksın. Merhaba. Anneciğim söyledim, hocam ameliyat için asistan olarak beni seçti, bu ameliyata ne yapsaydım, hayır mı deseydim? Cihangir'in kızı olduğunu bilmiyor mu bu adam? Anneciğim sana söyledim, fark eder mi zannediyorsun? Ya insanların hayatları önemli bizim için, kim oldukları değil. Aa. Başlama gene bilmiş konuşmaya. Çabuk gel. Tamam anneciğim, oyalamazsan yetişeceğim, tamam hadi. Düşünmüyor ama. Kimden koruyacakmış beni? Ben de. Acele etmezsen nikah kaçıracağız. Sıcaktık. Daha önce hiçbir kadına silah doğrultmadın. İlkim onunla. Hadi bin şu arabaya. Thank you.
Valentin'in hatasını yapıyorsun. Deliğin için söylüyorum. Yaşatmazlar seni, git yoluna. Anlamıyor musun? Aptal, öleceksin diyorum. Yaptığın hatanın bedelini ödetirler sana diyorum. Öderim. Ama sen hata yaparsan ikimiz birlikte öleceğiz. Yola bak. Senle değil. Ramo. Sibel'in eski kocası Ramo. Ha? Niye gitmek istiyorsun düğüne sen? Orada görülecek son bir hesabım var. O gün de hesabını görmeye gelmişsin değil mi? Gazap yansın. Yanlış bir şey yapayım deme. Asıl yanlışı sen yapıyorsun. Meyer Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Arabanızı değiştirmişsiniz. Evet, bir arkadaşımın arabası. Söyle acele etsinler. Gerek var mı? Nikah yetişemeyeceğim. Gerek yok, tamam. Buyurun. Teşekkürler. Değerli misafirlerimiz, öncelikle böylesi güzel, anlamlı ve heyecanlı bir günde sizleri bir araya getiren Sibel ve Taner çiftimizin nikah merasimine hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Elinde silah varken ve benim tüm ailem oradayken içeri girmene izin vereceğimi sandın? Beni niye buraya getirdin o zaman? Kurtulma ihtimalin kalmasın diye. Sen beni vurursun, onlar da seni. Yani beni öldürmeden içeri giremezsin. Öldürmek mi? Ben buraya öldürmeye değil, ölmeye geldim. Thank you.
Sibel Yıldırım. Taner Hanlı'yı eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Siz Taner Hanlı, Sibel Yıldırım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hesabı kapatmaya geldim. Ben Musa'yım, sen Firavun'un. İkrarsız şeytanı lahim. Kaçıncı önden bu hain? Bir sultanı dirilir. Bir sultanı. Thank you.